Bizimle konuşmak istediğiniz şu önemli mesele neydi? Evet, biz çok merak ettik. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Çocuklar evlenmeden önce bir oturalım, konuşalım istedim. Ha, bir görev paylaşımı edelim. Hani bir ihtiyacınız var mı soralım istedik de. Nasıl yani? Ha, anladım. Şimdi şöyle Dunurcuğum. Biz kız tarafı olarak neleri alacağız? Siz erkek tarafı olarak neleri alacaksınız? Bunları bir netleştirmek gerekir. Şimdi biz kız tarafı olarak yatak odası bizdedir. Yatak odasının çeyizi, mutfağın full çeyizi, banyoların çeyizi, halılar, perdeler bizdedir. Geri kalanı da erkek tarafı olarak sizdedir. Böyle düşündük. Ya böyle düşündük derken adet böyledir. Ha, bunu bir netleştirelim dedik. Ya böyle biliyorsun. Bence böyle bir şey hiç gerek yok. Tamam, o iş tamam. Bizde. Gerek yok derken ben onu anlamadım. Peki deyin bana bakalım, şimdi siz ne aşamadasınız? Durum nedir? Şimdi şöyle Sultan Hanım. Biz elbette ki her konuda çocuğumuzun arkasındayız. Onlar nerede oturmak istiyorlarsa, nerede evlenmek istiyorlarsa, hangi tarihte evlenmek istiyorlarsa biz organize oluruz. İhtiyaçları neyse karşılarız. Eşyalar kısmına gelince bence biz bu konuya pek karışmayalım. Tabii. Yani biz çocuklar ne isterse, ne seçerlerse ve bize ihtiyaçları varsa zaten yanlarında oluruz ve alırız. Ama önce onlar istemeli. Yani bir de böyle hani yatak odasını siz alın, oturma odasını biz alalım gibi ayrıştırmalar bana çok acayip geliyor. Tunurcuğum sen ne diyorsun? Ya aslında öyle demek istemedi. Lukcuğum, yani Simay da Emre de artık yetişkin insanlar. Ne istediklerine karar verebilecek durumdalar. Onlar ne istiyorlarsa alsınlar. Tabii ki yetişemedikleri yerde biz çocuklarımızın arkasındayız. Elbette ki adet böyledir. Buna bir itirazım yok. Ama yine de yani tabii siz istiyorsanız alın. O ayrı ama bence böyle hani onu siz alın, bunu ben alayım. Biz böyle konuşmayalım artık. Biz bir aileyiz. Aramızda bu konuşmaların olmaması lazım. Konuşmayacağız. Demek ki telepatiyle anlaşacağız. Tunurcuğum sen ne diyorsun? Adet böyledir. Konuşmadan olmaz. Ne fış fış Erik, ama çok acayip yani. Çok saçma oldu bu. Ha, oldu olacak, böyle bir liste yapalım. Her şeyin karşısına da isimleri yazalım, paylaştıralım. Ha, ha bunu iyi dedim. Sultan Hanım, bakın. Bu gerçekten çok saçma. Yani biz oğlumuzla konuştuk. Eminim siz de kızınızla konuşmuşsunuzdur. Bırakın onlar istedikleri konularda kararları alsınlar. İhtiyaçları olduğu an biz zaten buradayız. Ya onlar ne anlar bu işte? Niye onları bırakacağız bu işi? Kendimiz halledelim diyorum ben de ya. Ya ne anlar onlar mobilyede? Sultan Hanım, onlar artık birer yetişkin. Evleniyorlar, yuva kuruyorlar. O eşyalarda onlar yaşayacak. Bırakın kendileri karar versinler. Zaten bize akıl danışırlarsa biz her zaman buradayız. Elbette ki yardım ederiz. Adet böyledir. Sultan ben bir nişan bohçesi alacağım. Şöyle Sultan sözünü balla kesiyorum ama şimdi Meltem onu bugün yarın organize eder. Bizim küçük kızın böyle bir kurs programı falan var. Yani onlar falan bir geçsin, ondan sonra halleder o. Öp sen bir karışmasana. Peki kim gideriz? Söyle bana bakalım. Şimdi sizle kankacığım kesin gelir. Kankacığım. Bizle halamın kızı, dayımın kızı. Yengem kendisi beni öldürür. Yengem. Ebe. Ben de kesin gelirim. Kalp hırsızı Simay'a tüylü topuklu tehlik alınırken orada olmak istiyorum ben. Sultan Hanım, ben bir nişan bohçası alışverişi organize etmeyi düşünmüyorum. Uy, nasıl düşünmüyorsun? Şimdi düşünmüyorum. Yani daha sonra hani şu bizim küçük kızın kurs işleri falan bitsin. Ondan sonra dedi şey yapacağım diyor. Alo. Sultan Hanım. Simay gitsin, gezsin, baksın. Ne istiyorsa alsın, onlar benim ona hediyem olsun. Ama benim onun aldıklarını görmeye ihtiyacım yok. Hatta başkalarının, yabancıların görmesine bence hiç gerek yok. Siz de biliyorsunuz bunların çoğu çok özel şeyler. Gerçi Simay'a sordunuz mu? Acaba o istiyor mu? Ya bir de onunla konuşmak lazım. Evet,
Biz eskiden yaptık, yaptık. Ben de yaptım. Ama şimdi devir değişti, artık eskisi gibi değil. Hem düşünürseniz artık alışveriş yapmak da çok kolay. Yani Simay'ın bir tıkla halledebileceği, istediğini alabileceği bir durum varken böyle torun, torba, akrabalar, arkadaşlar, cümbür cemaat alışverişe gitmeye gerek yok ki. Evet Tunurcuğum, son kararınız nedir? Kaç kişi olacaksınız? Eğer izniniz olursa ben önce bir Simay'la konuşmak istiyorum bu konuyu. Yani onu üzecek, sıkacak bir şey yapmak istemem. Hasbinallah ya. Ha, bak Rıza Bey, görüyor musun? Tunurcuğum ne kadar da düşünceli, ne kadar da düşünceli. Huu, yani ben. Kızımızı kendi kızınız gibi düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Ay, rica ederim, buna teşekkür edecek bir şey yok. Simay artık bizim de kızımız. En az sizin kadar biz de düşüneceğiz onu.